Gençler merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün geometri konuşacağız. Geometri ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi masaya yatıracağız. Bu konuda bize geometri öğretmenimiz Abizar Hocam yardımcı olacak. Hocam hoş geldiniz. Bulduk hocam, merhabalar. Arkadaşlar hiç yüz atmadan hemen benim tespit ettiğim birkaç tane hocama yönelteceğim soru var. Size de faydalı olacağını düşünüyoruz. Hocam şimdi çocukların en çok geometri ile ilgili karşılaştığı şey genel anlamda geometriyi yapamıyorlar. Evet. Geometri ile ilgilenmiyorlar. Bunun nedeni ne? Nasıl tespitler yaptınız? Evet. Kira bunun birinci nedeni bana göre öğrencilerin zaman ayırmamaları. Yani bir derse zaman ayırmazsanız bunu yapmanız mümkün değil. Günlük ya da haftalık öğrencilerden aldığımız skorlara baktığımızda herhangi bir derse yani sevdiği derse 100 soru, 140 soru falan çözerken geometriye bakıyorsunuz ya 5 ya 10 soru çözmüş. Dolayısıyla bu kadar az zaman ayırıyorsanız o dersi yapmanız mümkün. Yani mantık yerine ters bir yönünüz zayıfsa onu geliştirmeniz için ona biraz daha fazla zaman ayırmanız lazım. Demek ki birincisi zaman ayırmak. Çok doğru hocam. İkincisi siz masaya oturduğunuzda ya çalışma masasına oturduğunuzda önünüzde bütün ders kitaplarınız varsa elinizde hiçbir program yoksa eliniz en çok sevdiğiniz derse gider. Bunu kimse itiraz edemez. Net ya. Yani. Kesinlikle. O yüzden programınız belli ise oturduğunuzda bu çalışma saatinde geometri varsa direkt eliniz geometriye gider. O yüzden ikincisi programsızlık. Yani bunu bilen birine mutlaka program yaptırmak lazım. Katılıyorum. Üçüncüsü bütün bunlar yapıldıktan sonra yanlış kaynak tercihi. Ben yanlış kaynağı ilaca benzetiyorum. Bir ilaç birçok insana fayda getirebilir ama bazılarına zarar verir. Doktor aynı ilacı herkese aynı şekilde yazmıyor. Kilosu var, yaşı var. Yani uygun olması lazım. Dolayısıyla hani bir kaynak çok iyi olabilir ama bana iyi olmayabilir. Benim durumu bilen biri bana kaynak tercihinde bulunmalı. Benim bünyeme, sevime uygun bir kaynak tercihi ederse... Burada seviye diyebiliriz değil mi hocam? Kesinlikle. Yani seviye uygun kaynak tercihi çok çok önemli. Sonra yani genel olarak bu çok geniş bir aslında seçenek öyle diyeyim. Bilginin doğru yönetilmemesi. Yani baktığımızda öğrenciler benzerlik konusunu işte Pisagor, Öklit bilgiyi biliyor. Ama bu bilgiyi soru üzerine göremediği için yönetemiyor, yorum becerisi yok. Şu anda günümüz sınav sisteminde tamamen öğrencinin aldığı bilgi yorumlaması hedefleniyor. Kaldı ki zaten sorularda baktığımızda hocam son yıllarda formülü veriyor. Bak diyor bu formülden yola çıkarak soruyu çözeceksin. Bu da aslında yorum becerisi. Belki ileride daha detaylara da gireriz ama... Yapacağız hocam detaylı olarak da konuşacağız. Aynen yani yorumlarsa ya bu sadece şunu söyleyeyim. Her konuda aslında öğretmenlerimiz konuyla ilgili küçük küçük ipuçları veriyor. O da nedir? Öğretmen diyor ki şu bilgiyi gördüğünüzde mutlaka şunu yapmalısınız. Bu çok önemli. İşte bunu dikkate alır ve soru karşısında bunu düşünürlerse kesinlikle geometride doğru şekilde ilerleyeceklerdir diyorum. Bir başka maddemiz şu. Genelde öğrenci arkadaşlarda yani bütün dersler için geçerli ama bu geometride biraz daha baskın bir şey. O da nedir? Konuyu tam bitirmeden soru çözümüne geçmek. Yani... Belamız hocam, belamız. Kesinlikle. Yani siz hastalanmadan maça, hastalandığınız iyileşmeden, sakatınız geçmeden maça çıkıyorsunuz. Tekrar yükseler ve kendinizi zayıf hissedersiniz. Dolayısıyla yani hani konu anlatımı çok uzun bir ders değil geometri. Basit bir öpüt veriyorsunuz. Ondan sonra ama aynı bilginin birçok soru üzerinde farklı farklı yorumları. En azından soru tiplerini görmeleri gerekiyor çünkü. Aynen. Çözümlü sorular, örnek sorular. Yani bizim öncelikle konuyu net anlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Ondan sonra soru çözümüne geçersek çok çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Bence sorunları çok iyi tespit edersiniz. Peki şöyle bir soru yönelteyim. Çocuklarımdan yönelteyim bu soruyu. Peki hocam doğru çalışmayı, geometride başarıyı nasıl elde ederiz? Evet. Şimdi tüm bu şartları yerine getirdikten sonra yani artık çalışmaya başladınız. Yine son açıkladığımız maddeden yani konuyu iyi anladıktan sonra soru çözümüne geçtik. Burada aslında bilginin doğru yönetilmemesiyle ilgili yine bir sıkıntı var. Yani öğrenci arkadaşlar özellikle şöyle söyleyeyim çok kuru bilgi öğreniyorlar. Bir bence ezber yapıyorlar hocam. Aynen ezber yapıyorlar. Yani siz aynı soruyu yani şekli çevirdiğinizde yapamıyor. Kesinlikle. Bu da neyi gösteriyor? Aslında öğrenci arkadaşlar konuyu değil soruyu öğreniyorlar. İşte soru tipi ezberliyorlar. Aynı soruda bunu yapacaktım diyorsun. Aynen. Aslında biz bunu istemiyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar 30 derecelik bir açı gördüğünüzde uzunluk ve alan sorularında ne yapılıyor? Sorun ya bu açıyı nerede görürsen hatta ben espri olsun diye yolda görsem bile dik ineceksin diyorum. Yani çok önemli. Yani bunları bilmek gerekiyor. Yani ikizkenar üçgeni gördüğümde ne yapacağım? Eşkenar üçgeni gördüğümde ne yapacağım? Yani şunu ben söylüyorum.
Mesela bu çok küçük bir detay ama yani bir soruda birden fazla çember varsa kesinlikle merkezlerini birleştireceksin uzunluk bir alan sonra. Net. Tabii ki. Ya bunu söylüyor öğretmen ama aynı soru çıkıyor öğrenci yine kendi kafasında başka şeyler uyguluyor. Bir bu, bir de öğrencilerde ben gördüğüm hocam şöyle bir sıkıntı var. Yani bir soruya başlar başlamaz hemen bir doğru çiziyor. Her doğru dikkatini dağıtır. Her çizgi dikkat ister. Ve ÖSYM sorularını incelediğimizde aslında öğrenciye çok çizgi çizdirmiyor. Çizilen yerler de çok net belli. O yüzden ben diyorum ki bir kere soruyu okurken doğru okumak lazım. Var olan bilgiyle çözeceksin. Hemen bir çizgi çizerek kendine yani hani bir taş atıyorsun, tek yolu çıkarmaya çalışıyorsun. Yani işi çıkmaza sokuyoruz. Daha da zorlaştırıyoruz. Bir bu. İkincisi yani her işin kendine göre bir zorluğu vardır aslında. Bazı şeyler biraz daha zordur. Biz 2-3 adım attıktan sonra hemen vazgeçersek başlayalım. Geometride çok büyük sıkıntı hocam. Aynen. Çocuk üçgenlere başlıyor. Hı-hı. Açı, dik üçgen yapıyor. Hı-hı. Ne zamanki açı ortay, kenar ortay, alan, benzer gelince evet. Test kitapları yarıda kalıyor. Çok öğrenci arkadaşlarının çoğunun kitabı da bu şekildedir. Kesinlikle. Çoğu zaten açıdan sonra vazgeçiyorlar. Ben şunu söylüyorum. Yani bir çok başarılı insan hayatında bu çok önemli bir üstündür. Hiçbiri vazgeçmemiş. Kesinlikle. Vazgeçen kaybeder. Kazananların hepsi vazgeçmeden böyle sabırla uğraşan insanlar. Yani zorlanacağız ama devam edelim diyorsunuz. Kesinlikle. Belki bir saatte 5 soru çözeceğiz ama duralım onun üzerinde. Aynen kesinlikle. Yani bir hedefimiz varsa, bir amacımız varsa vazgeçmeyeceğiz. Ve olacağını göreceğiz gerçekten. Katılıyorum. Yani çok vefalı bir ders. Ben öyle söylüyorum geometride. Emek işi. Aynen. Emeğiniz doğrultusunda mutlaka karşılığını alırsınız. Kesinlikle. Ama vazgeçerseniz de da yapacak bir şey. Tamamdır. Aynen. Bir başka yani hani detay olarak bilmemiz gereken öğrenci arkadaşlara mesela bu belki ara sınıfları da ilgilendiren bir şey. 9. sınıf konusu bizim üçgenler konusu. Israrla bunu söyleyeyim yani üçgen konusunu bilmeyen bir öğrenci dörtgen konusu zorlar. Net yani. O yüzden bizim üçgen konusunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Bu manada ben aslında 3 tane hiçbir konuya böyle öğrenince şu kadar soru bu kadar soru çözün demem ama 3 tane konu belirlemişim bu manada. Nedir hocam? Etkili özel üçgenler. Dik üçgen, ikizkenar ve eşkenar üçgen dahil olmak üzere. Bunlarla ilgili en az 600 soru her öğrenci çözmeli. Yine geometrinin temeli dediğimiz benzerlik. Yani geometrinin temeli benzerliktir. Bunun üzerine bina edilmiş her şeyin ispatı oradan çıkıyor. Benzerliği bilmeyen dörtgenlere hiç bulaşmaz. Yani bu çok net. O yüzden benzerlikten de en az 600 soru. Üçüncü konumuz ise çemberde uzunluk. Çemberde uzunluk bakın açı demiyorum uzunluk. Biz çok konuyla beraber sorulan bir konu. Soruyu öğrenci zorlanıyor zaten. Aynen. Çemberde uzunluk konusunda 600 soru çözen bir öğrenci geometriyi en az 10 kere tekrar etmiş olur. Çünkü kareyle beraber var, eşkenar yani bütün konular var. Çok güzel tespit oldu. Kesinlikle bunu ısrarla öğrenci arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yani bunu çözen bir öğrenci, bu hedefi yerine getiren kendi eksik, zayıf yönlerini çok net görecektir zaten. Daha çok öğretmenlerle beraber olacak. Çünkü soramadığı soruları görecektir, çözecektir. Çok ekstra durum ortaya çıkacaktır yani bunlarla aslında. Başka söylememiz gereken şey özellikle yani bunları hepsini yerine getirdikten sonra sınav grubu öğrencisi için şunu görüyoruz hocam. Mesela herhangi bir soru bankasında bunu benzerlikse oradaki ortanın üstündeki bir soruyu bile öğrenci çözebiliyor. Çünkü konu benzerlik tamamen benzerliğe motive olarak soruya yaklaşıyor. Dolayısıyla çözüyor. Ama ben geometriden bir öğrencinin ben oldum diyebilmesi için sınavda soruyu tanması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani benzerlik konusunda çözüyor ama sınavda onun benzerlik olduğunu görebiliyor. Aynen. Bunun içinde biz diyoruz ki konuları yani bunu yine öğretmenlerimiz karar verecek. Tamam senin konuların bittin artık işte iki en az üç soru bankası çözdükten sonra branş denemesi yapıyoruz. Evet branş denemesi artık bizim hangi işte sorunu hangi konuyla ilgili olmadığını bununla beraber zamanı stresi işte tamamen bir sınav ortamı olduğu için bence çok değerli bir çok test ortamı. Bunu da öğrenci arkadaşlara ısrarla tavsiye ederim. Teşekkürler hocam. Hocam son bir soru daha sorayım. Genelde evet. Çocuklar için klişe. Çocuklar değil de geometri klişesidir. Hocam bakıyorum ama göremiyorum. Bende görme yeteneği yok. Evet. Hani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Evet. Hocam görmenizi sağlayacak şeyler vardır aslında. Onlar da nedir? Soru üzerindeki bir takım işaret ve bilgilerdir. Şimdi geometrinin şöyle bir dezavantajı var. Şekil ve şekille beraber o şekli yorumlayan bilginin yan tarafta verilmesi. İnsan beyni şekil ve görsellerden çok etkileniyor. Dolayısıyla geometride
soruya bakar bakmaz bilgiyi değil direkt şekle odaklanıyor. Halbuki birçok bilgi soru cümlesinde bile var. Yan tarafta yazıyor zaten. Aynen. Şimdi öğrenci geliyor soruyu soruyor bana. Diyor ki hocam işte soruyu çözemedim. Bakıyorum A, B, C, eşken, A, eşkenleri göremedim diyor. Ya da bir herhangi bir paralellik. Zaten oradaki herhangi bir bilgiyi ihmal edersen soruyu çözemezsin. Mümkün değil. Yani çünkü sorular eksiksiz sorulursa mümkün değil. Buradan yola çıkarak soruları çok net okumalıyız. Bir. İkincisi, son işte bu 3-4 senedir bu yeni nesil sorularla beraber işte soru sayıları azaldı. Hı-hı. Ama konular aynı duruyor. Tam bir takım eksilmeler oldu ama şimdi 10 tane TYT, 10 tane AYT sorusu var geometride ama bir sürü konu var. Her konuda sormak durumunda oldukları için ilgili kurum ne yapıyor? Bir soruda birden fazla konu var. Evet. Mesela üçgeni bence çok sormuyorlar. Genelde dörtgenin içine montaj. Aynen. Aynen. Dörtgeni yani şimdi kesinlikle doğru. Dörtgenin de köşegenini çizdiğin zaman üçgeni oluyor. Aynen öyle. Gibi. Şimdi burada ben şunu öneriyorum. Bir kere öğrenciler soru karşısında hareketsiz kalmayacak. Ne demek bu? Bir kere kalemini alıp sorunun üstüne gidecek. Bir yaz değil mi? Bir kere bir yaz. Bir kere oradaki bilgiyi soru üzerine eksiksiz aktar. Bu çok önemli. Ondan sonra aslında küçük bir analiz burada yapmak gerekiyor. Yani bir soru karede olabilir, çemberde olabilir. Siz ikisini beraber görürseniz soruyu çözemezsiniz. Önce bir karenin özelliği, sonra oradaki çemberin özelliğini ayrı ayrı görürsek ondan sonrasında ikisini birleştirirsek soruyu çözeriz. Şu anda aslında ÖSYM'nin işte hedeflediği kazanım tipi bu. Öğrenci sınav anında analiz ve sentez yapabiliyor mu? Kesinlikle. Geometri direkt analiz ve sentez. Aynen. Bu da zaten bunun kaynağı bu PISA sınavları. Biz ülke olarak hani çok geride olduğumuzdan biraz daha onu hazırlıyorlar. Yorum yapabilen, işte bilgileri birleştiren veya birleştirilmiş bilgi ayırabilen bir nesil istiyor. Evet. Sorular da ona yönelik. Yeni nesil dediğimiz hareketli sorular da tamamen buna yönelik sorular. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Orada yapılan bir yanlış daha var hocam. Bu benim tespitim. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz de. Ya öğrenci ne yapıyor biliyor musunuz? Geometri yeni nesil. Herkesin yeni modası bu sınav hazırlık gruplarında. Tamam yeni nesil soru tabii ki çözülür ama ilk önce bir çizili soruyu çözmeliyiz. Kesinlikle. Değiniriz zaten buna işte. Çocuk konuya bakmadan hemen soruya geçmek istiyor. Bu da öyle bir şey. Bence ilk önce çiziliyi görmeleri gerekiyor. Süper hocam, onu da söyleyelim. Tanıştık, o çok önemliydi gerçekten. Aslında notlarında var yeni nesil soru. Zaten hani her öğretmen biz ne yapıyoruz? Önce kaynak tercih ederken klasik sorulardan. Kesinlikle, yani, klasikten başlıyoruz. Aynen. Sonra yani bunları daha yürümesini bilmeyen bir adamı koşturursanız çatlar. Aynen öyle, yani, çocuklar da onu yapıyor. Kesinlikle. Yeni nesil soruyla ilgili öğrenci arkadaşların bir yani gereksiz bir ön yargı korkusu var. Bazen haklı olduğu yerler de var ama soru tipleri biraz abartılı çünkü. Ona ilgili çok iyi bir tespitiniz var hocam. O çözünürlük kısmı için ne demiştiniz geometri için? Evet. Yeni nesil soruları kesinlikle öğrenciler yani soruyu anlamadığı için çözer onlar aslında. Bilmedikleri için değil. Çünkü beraber çözdüğümüzde diyorum ki sen bu konuyla ya da bu soruyla ilgili bilmediğin ne var? Hocam hiçbir şey yok. Ama anlamıyor. Anlamıyor. Yani şunu söylüyoruz aslında soruyu çözememenin nedeni bilmediğin için değil anlamadığın için. Anlamak için de kitap okumak lazım. Geometri soyut, matematik soyut. Oradaki soyutu somuta çevirecek aslında beyindeki hayal gücünün sağ beynin devreye girmesiyle ilgili. Bunu da tetikleyen hocam en önemli şey kitap. Ben de katılıyorum hocam. Kesinlikle kitap okuyan bir öğrenci. Özellikle geometride yani 2-3 yılda bir tane soru geliyor. Şekilsiz soru. Hı hı. Şekli çevirdiğiniz zaman o kadar kolay ki. İnanılmaz. Aynen ama çocuk bunu anlayıp şekli çeviriyor. Aynen öyle. Bunun en büyük sıkıntısı kitap. O yüzden kitap okusunlar arkadaşlar. Görünmeyen birçok kazanım var kitap okumanın. Bunu da söylemiş olalım. Son hocam şunu söyleyeyim. Hocam. Sizin başka varsa soruna göre cevaplarız. Yeni nesil soru ile ilgili bence çok önemli tespitte bulundunuz. Oradaki renk, şekil, arsa, park falan bunu aslında çizgisel hale çevirirsek anladığımız dile çevirmiş oluyoruz. Diyor ki dikdörtgen şeklindeki bir park. Ya o zaman bir dikdörtgen çiz. Eşkenar üçgen şeklindeki bir parkın içindeki bir ağaç. Bir eşkenar üçgen çiz, bir nokta koy, ağacın bulunduğu yer. Aynen, aynen. Kesinlikle anladığın dil artık yani ben öyle diyorum artık yeni nesil sorularda öğrenci kendini deplasmanda hissediyor. Kesinlikle. Ama çizgisele çevirdiğin zaman artık kendi evinde evliyim.
motivasyon daha fazla. Dolayısıyla sorun hakkında gelmek ve onu çözmek çok daha kolay diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videolarımız devam edecek. Geometri ile ilgili bir 2-3 rehberlik videosu daha düşünüyoruz. Sınav içeriği hakkında konuşacağız. Abuzer Hocam bize son 4 yıldaki özellikle yeni nesil olarak son 2-3 yıldır gelen soruların içeriği nasıl yorumlamalıyız? Onlar hakkında bize tiyolar verecek bir sonraki geometri rehberlik videomuzda. Umarım size faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.